Yoksa siz otomobil tamircilerine kayıtsız şartsız güvenen sürücülerden biri misiniz? Aracınızın bakımını iyi yapan gerçek bir usta bulduysanız şanslısınız demektir. Ne yazık ki tüm tamirciler müşterilerine karşı sorumlu ve dürüst davranmazlar. Arabanızı tamirhanesine götürdüğünüzde sizden faydalanmak için bilmenizi istemedikleri birkaç şey vardır. 1. Arabanızın aküsünün değişmesi lazım. Hiç tamirciden aracınızın aküsünün ömrünü doldurduğunu duydunuz mu? Bazı durumlarda bu gerçek olsa da bazı servisler size para harcatmak için ellerinden geleni yapar. Ancak gerçek şu ki akülerle ilgili en büyük sorun akünün kendisinden değil ona bağlı olan kablolardan kaynaklanır. Aküye bağlandıkları yerler zamanla aşınıp zarar görür. Sonuç olarak akü aracınıza eskisi kadar güç sağlayamaz. Bazı insanlar bu sorunu kola yardımıyla çözer. Kolayı kabloların aküye bağlı olduğu yerlerine dökerler ve kola buralardaki korozyonu yok eder. İlk önce halihazırda kullandığınız aküyü şarj etmeye çalışırsanız yeni bir aküye harcayacağınız paradan da tasarruf edebilirsiniz. Bu akünün tekrar düzgünce çalışması için genellikle yeterlidir. Ancak araba aküleri hakkında bilmeniz gereken bir şey daha var. Aküler satılmadan evvel ne kadar çok rafta beklediyse gücü o kadar azalır. Yeni bir akü almaya karar verdiğinizde veya bir tamirciye eski akünüzü değiştirdiğinizde üretim tarihine iyi bakın. Bir aydan daha yakın tarihte üretilmiş bir tanesini seçmelisiniz. Aksi takdirde aküyü olması gerekenden çok daha önce, 1 yıl hatta 6 ay içinde değiştirmeniz gerekir. 2. En kısa zamanda yağ değiştirmeniz gerekiyor. Muhtemelen bazı tamircilerden arabanızın yağını her 5000 kilometrede bir değiştirmeniz gerektiğini duymuşsunuzdur. Bununla birlikte çeşitli otomobil uzmanları yağ değişimini en az 12.000 kilometreden sonra düşünmeye başlamanız gerektiğini belirtir. Ayrıca yağ her 16.000 kilometrede bir değiştirdiğiniz takdirde aracınıza zarar vermeyeceğiniz konusunda bir uzman görüşü vardır. Çok sık yağ değiştirmek yerine dikkat etmeniz gereken şey arabanızın yağ eksiltmemesidir. Yine bazı tamirciler eski ve kirlenmiş yağın aracın motoruna zarar verebileceğini söyleyebilir. Ancak modern otomobillerde yağın sonunda yanıp buharlaştığını unutmamalısınız. Bu nedenle yağın temizliği o kadar önemli değildir. Öte yandan yağ seviyesi elbette azalır. Bu nedenle düzenli olarak yeni yağ alıp bunu motora eklemelisiniz. 3. Fren balatalarını hemen değiştirmeniz gerekiyor. Muhtemelen hiç kimse arabasının frenlerinden gelen o korkunç cazırdama sesini görmezden gelemez. Çoğu insan bu durumda çok endişelenir ve araçlarını bir an evvel servise götürüp tamir ettirmek ister. Ancak bilmedikleri konu bu seslerin en olası sebebinin fren balatalarının üstündeki pas olmasıdır. Neyse ki bu pas fırçalandığında, kazındığında veya üstüne hava püskürtüldüğünde kolayca çıkarılabilir. Hatta bazı insanlar birkaç YouTube videosunu izledikten sonra bunu kendileri bile halledebilir. Çoğu servis ufak bir ücret karşılığı bu işlemi sizin için yapmaktan mutluluk duyar. Ne yazık ki tüm tamirciler size sorunun pas kadar basit bir şey olduğunu söylemez. Yepyeni bir fren balatası kitine ihtiyacınız olduğunu söylerler. Dikkatli olun ve bu teşhis hakkında herhangi bir şüpheniz varsa başka bir tamirciye daha danışın. Fren balatalarının %90'ı aşınana kadar değiştirilmeleri gerekmez. Tamirciniz size %50'si aşınmış balataları değiştirmenizi söylerse buna inanmayın. İnsanlar güvenli araç kullanmak istedikleri için frene önem verirler ve bazı tamirciler bunu daha fazla para kazanmak için kullanır. 4. Ücretsiz kontrol için servisimize gelin. Bazı araç servisleri araçların tepeden tırnağa kontrolünün ücretsiz olduğunu söyleyip müşteri çeker. Bir servisten böyle bir teklif aldığınızda "Pekala, neden olmasın, nasılsa ücretsizmiş" diye düşünebilirsiniz. İşte orada hata yapmış olursunuz. Aracınızı götürdükten sonra tamirci büyük olasılıkla derhal tamir edilmesi gereken sürüyle sorunu olduğunu söyleyecektir. Eğer bu oyuna gelirseniz gereksiz tamirler için dünya kadar parayı israf edebilirsiniz. Arabanızda sadece bir sorun olduğunda servise götürmek her zaman daha iyidir. 5. Bu bakımları yaptırmazsanız aracınız bozulabilir. Bazı tamirciler, örneğin hidrolik direksiyon veya soğutma suyu değişimi gibi aracın belirli ek bakımlarını yaptırmazsanız düzgün çalışmayacağını söylerler. Ancak uzmanlara göre arabanız bu tip bakımlara sadece 160 bin kilometrede ihtiyaç duyar. Ayrıca ücretsiz ömür boyu susturucu değişimi teklifine de aldanmayın. Bu tip bir şeye kanarsanız uzun vadede daha fazla para ödersiniz. Çünkü hiç de ucuz olmayan egzoz tamirleri için para ödemeniz gerekir. 6. Lastiklerinizin yerini değiştireceğim.
Tamirciniz lastiklerinizin yerlerini değiştirmeyi önerir ve siz de doğal olarak bunu kabul edersiniz. Ona göre bu, lastiklerdeki dişlerin daha düzgün şekilde aşınmasını sağlayacaktır. Her şeyden önce bu işlem yapıldıktan sonra arabanızı aldığınızda lastiklerin yerlerinin gerçekten değiştirilmiş olup olmadığını anlamak neredeyse imkansızdır. İkincisi, bazı uzmanlar lastik rotasyonunun lastiklerin aşınma hızını etkilemediğine inanır. Ancak her durumda tamircinizin lastiklerin yerini değiştirip değiştirmediğini siz de her zaman kontrol edebilirsiniz. Servise gitmeden önce lastikleri tebeşirle işaretleyin. Sol arka lastiğin üstüne SOA ve sağ ön lastiğin üstüne SAÖ harflerini yazabilirsiniz. Arabanızı geri aldıktan sonra işaretlerin nerede olduğunu kontrol edin. Tamircinin yanlardaki lastiklerin yerini değil, öndekilerle arkadakileri değiştirmesi gerektiğini unutmayın. 7. Yağ ışığı yanıyor. Ciddi bir sorun olmalı. Çoğu sürücü yağ ışığı yandığında paniğe kapılmaya başlar. Özellikle de henüz acemi ise. Ve böyle bir tepki vermeniz tamircinin size ağır bir fatura çıkarmasına yol açabilir. Ne yazık ki panelde yağ kontrol ışığı yanınca bunun depo kapağının yeterince sıkılmamış olmasından kaynaklandığını çok az kişi bilir. Bunun sonucunda oksijen depo borularından içeri sızar. Bu sorunun çözümü depo kapağını elinizle birkaç tur daha çevirmek kadar kolay olabilir. Gösterge panelinde bir dizi uyarı ışığının yandığını farz edin. Motor kontrol, çekiş kontrol sistemi devre dışı ve ABS ışığı gibi. Bazı otomobillerde bütün bunlar gerçek bir problemden ziyade aracın tasarımına veya yazılımsal konulara bağlanabilir. Ancak motor kontrol ışığı ile birlikte diğer bazı ışıkları otomatik olarak yakan birçok otomobil vardır. Çoğu durumda motor kontrol ışığının neden yandığını belirledikten ve sorunu çözdükten sonra endişelenecek başka bir şey kalmaz. 8. Arabanızın daha iyi çalışması için özel katkı maddelerine ihtiyacı var. Tamirciniz motor, benzin deposu veya şanzıman için katkı maddeleri kullanmanızı önerebilir. Bunu kabul ederseniz bu katkı maddelerinin size dünya kadar paraya mal olduğunu öğrenirsiniz. Uzmanlar arabanıza düzenli olarak bakarsanız bu tip şeyler için paranızı boşa harcamanıza gerek olmadığından emindir. Kanunlar gereği aldığınız benzin zaten çeşitli katkı maddeleri içerir. Mesela motorda daha iyi yanma sağlamak için fazladan kimyasallara ihtiyacınız yoktur. Motor yağında da durum aynıdır. Yağ üreticileri yağların daha uzun süre dayanmasını sağlamak için çeşitli kimyasallar eklerler. Bunlar ayrıca petrolden kaynaklı kirliliği ve buharlaşmayı önler. Süreci daha etkili hale getirmek için yapabileceğiniz tek şey aracınızın yağını düzenli olarak değiştirmektir. Tamircilerin müşterileriyle paylaşmak istemediği başka sırlar biliyor musunuz? Bunlardan aşağıdaki yorum bölümünde bahsedin. Beğen düğmesine basmayı, bu videoyu aracını sık sık servise götüren arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle hoşça kalın.